Hazır mıyız? Hocam mücadeleyi değerlendirebiliriz. Bizim tabii ki 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Çünkü biz Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Orada da hedefimiz vardı. Türkiye Kupası'nın hedefimiz vardı. Ama ligde tabii ki bu Avrupa maçlarını oynarken bayağı bir sıkıntı yaşadık. 2 günde bir maç oynuyorduk. O yüzden de bayağı bir sıkıntıdan dolayı da ligde istediğimiz olmamıştı. Ve ligin ikinci yarısına başladığımızda buradaki tek hedefimiz bu deplasmanda galibiyetti. Başka bir düşüncemiz yoktu. Onda da tabii ki maçın başından sonuna kadar da gayet iyi oynadık. Eğer kaçırdıklarımızı da atabilseydik, son paslarda dikkatli olabilseydik, sıkıntı yaşamadan rahatlıkla bitirebilirdik. Ama ikinci yarı hele hele sonlara doğru gerçekten Antep takımına büyük bir baskı kurdu. Ama çok iyi bir defans yaparak, oyuncu üç değişikliği yaparak onu da savuşturduk ve iyi bir galibiyet aldık gerçekten. Deplasmandan alınan 3 puan bizim için çok önemli. İlerisi için çok çok önemli. Ben takımımızdan memnunum. Tabii ki eksiğimiz de vardı. Almamız gereken oyuncular var. Onları almamız gerekiyor. Onlar da geldikten sonra daha alternatifli bir kadro olacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa'da Mart'ta oynayacağımız bizim için, Türkiye için önemli bir maçımız var. Onu en iyi şekilde de bitirmek için çalışacağız yani. Şu anda biz sol bek almadıktan sonra Uğur'u vermeyeceğiz. Yani işin gerçeği bu yani. O da tabii ki yönetimin kararı ama mutlaka bir sol bek alındığı takdirde o zaman Uğur belki önü açılabilir ama şu anda olmadan alma şansımız yok yani. Başka sorumuz var mı? Bir de ben bir şey için bir şey söylemek istiyorum. Bu bir tek Erol Hoca'nın şeyi değil. Bütün teknik direktörler için olan şey bu. Her zaman takım iyi gitmeyebilir veyahut da istediği şeyler olmayabilir teknik direktörler çalıştığı zaman. Nasıl bence, yani benim kendi düşüncem tabii ki, nasıl Antep'e gelirken Erol Hoca böyle gülerek geldi ve çok iyi şekilde anlaştığıyla geldi tabii ki yönetimle. Gayet iyi şekilde geldi. Bence de eğer bir sıkıntı varsa, Erol Hoca'dan da kulüpten de belli bir sıkıntı varsa, ayrılmak gerekiyorsa, bu ayrılmanın da nasıl ilk başta güzel şekilde geliniyorsa bence güzel bir şekilde de ayrılık olması gerekiyordu. Yani hiçbir antrenör takımı kötü olsun diye sahaya çıkarmaz. Hiçbir antrenör de başka bir şey düşünmez. Herkes elinden gelen bütün gayreti gösterir. Ama şimdi Erol da futbolcuydu, ben de futbolcuydum. Öyle bir şey ki sahaya çıktığınız zaman bazı şeyler sizin elinizde değil, yani futbolcuların elinde. Ama en küçücük bir şey olduğunda da oyuncu penaltı kaçırsın veyahut da hatalar yapsın, direkt antrenöre gidiliyor. Onun için yani bence Erol yıllardan beri buraya hizmet veriyor, hizmet ediyor. Bence yani bir tek burası için söylemiyorum ben. Ben Antep'i gerçekten çok seviyorum. Futbolculuk hayatımdan beri çok sevdiğim bir yer burası. Ama bence böyle teknik direktörlere böyle davranılmaması gerekiyor. Bırakacaksınız, her şey bitecek. Ondan sonra da tabii ki güzel şekilde de anlaşıp yönetimiyle, taraflarına da elini sallayarak bence bırakması gerekiyor. Ya bunlar bence iyi şeyler değil. İyi şeyler değil. Yani sahanın içindeki futbolcuların bile morali bozulur. Vereceği şeyi veremez. Üzülür, başka şeyler yaşar. O yüzden yani ben bugün Erol, benim öğrencimdi, milli takımdan da öğrencimdi. Severim de, çok kaliteli bir insandır. Yani iyi bir şekilde bence ayrılmak gerekiyor. Yani ayrılacaklarsa tabii ki de inşallah ayrılmazlar yani. Olur, hepimiz iyi günler yaşamıyoruz. Yani kötü günlerde yaşadıklarımız oluyor. Yani bunları da oyuncu arkadaşlarımızla, yönetimle kenetlenince çözebiliyorsunuz. O yüzden yani teknik direktör, her şeyi teknik direktörlere yüklemesinler yani. Benim söylemek istediğim buydu yani. Teknik direktörlük hayatınızda hiç 9 maç üst üste kaybedip yani maç kazanamadı ve kötü futbol oynayarak bir seriniz oldu mu, o zaman tepkiniz, yani bu durumda olsaydınız tepkiniz olmadı?
Şimdi şöyle, biraz önce onu zaten başta söyledim ben. Bir kere ben de yaşadım öyle şeyleri. Yaşadım. 9 maç, 10 maç kazanamayabiliyorsun. Ama bununla bir tek tek antrenörün suçu değil o. Yani elindeki malzeme de çok önemli. Elindeki malzeme de çok önemli. Ve yönetimin davranışı çok çok önemli. Yani antrenöre bir kere bana göre sahip çıkacaksınız kesinlikle. Ve antrenörle bazı işlerine falan karışılma gibi şeyler olacağını da zannetmiyorum. Ama hiçbir antrenör, ben biraz önce de söylediğim gibi, kesinlikle takımım sahaya kötü çıksın veyahut da şunu yapmayayım, bunu yapmayayım gibi şeyler olmaz. Eskiden, bizden de daha önce eskiden bir antrenör vardı. Yanında bir kaleci antrenörü vardı, yetiyordu. Yani iki tane adamla antrenörlük yapılıyordu. Ama şimdi her antrenörün 7-8 tane böyle yardımcısı var. Yani bizim de var, benim de var 7 tane yakın yardımcım var. Erol Hoca'nın da var. Yani hepsi bütünleşiyorlar, ondan sonra güzel bir karar veriyorlar. Ondan sonra maça çıkıyorlar, antrenmana çıkıyorlar veya programlarını yapıyorlar. Şimdi benim buradaki söylemek istediğim, yani Antep'le alakalı değil. Benim söylemek istediğim genel olarak yani. Tabii ki yaşayacağız. Her şeyi yaşayabiliriz. Yani biz de yaşadık, yaşamadık değil. Ama bunu eğer çok iyi duruma getirecekseniz bence veyahut da ayrılacaksanız diyorum ben, iyi bir nasıl gelmişse aynı şekilde rahatça gitmesi gerekiyor. Saygı göstermek gerekiyor yani. Onu demek istiyorum. Başka sorumuz var mı? Hadi, iyi akşamlar. Sağ olun.